Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla devam edelim. Yine sorumuzda bir zener diyot ve bir akım kaynağı var. Korkutucu olsun diye. Ama esasında basit bir soru. Bir de PMOS var. Of. PMOS biraz daha kafamızı karıştırıyor. İyice kafa karışıklığı olacakmış gibi görünüyor ama dikkatli davranırsak bir sıkıntı yok. Yani bu da esasında elektroniksel olarak saçma sapan bir soru tahminim. Ama yine biraz daha bu arkadaşların nasıl çalıştığını hissetmeye çalışmakla alakalı bu tür örnekleri çözüyoruz. Şimdi bakalım. Burada bir zener diyot var ve şurada bir gate var. Hemen anlayalım bunun hangi tip bir transistör olduğunu. Çok zor değil. Okun olduğu tarafa biz source diyeceğiz. Okun olmadığı tarafa drain diyeceğiz. Araya gate diyeceğiz. Ve ok S'den D'ye doğru olduğuna göre, ok S'den D'ye olduğuna göre bunun bir PMOS olduğunu biliyoruz ki zaten VTP ve KP diye tek bir transistör var. Bunlar verilmiş, yani bunun bir PMOS olduğu zaten belli. Buna göre o zaman ben bir ISD'leri yerleştireyim. Buna biz ISD diyeceğiz artık akımlara. Çünkü ok S'den D'ye doğru ve ISD'ye göre artı eksileri yerleştireceğiz. Tamam, süper. Bunda da problem yok. Ve şurada gate akımı olacak ama bu gate akımı zaten sıfır. Bu gate akımının sıfır olması, dikkat ederseniz burada ok içeri doğru, G takımı dışarı doğru. Sıfır olsa bile yine de yönünü doğru yapalım. G takımı sıfır olduğu için şuradaki diyot, buradaki direnç ve buradaki akım kaynağı esasında sanki transistörden izole gibi. O zaman buna bakalım. Burada bir akım var. Yani burada akım kaynağı olunca pat diye böyle 1 çarpı 1, 1 volt, ha şurası 1 volt falan demiyoruz tabii sakın. Böyle bir hataya düşmüyoruz. Çünkü burada bir akım kaynağı olduğu için bu direncin üstünde 1 volt birikebilir ama şu noktanın 1 volt olduğunu göstermez bu. Çünkü akım kaynağı üzerinde de bir voltaj var ve onun ne olduğunu bilmiyorum. Şuranın voltajı direncin üstünde biriken 1 miliamper çarpı 1K olan 1 volt artı bu akım kaynağı üzerinde biriken voltaj ki o ne bilmiyorum. Yoksa sakın bu hatayı çok gördüğüm için üst üste sürekli söylüyorum. Belki bazı arkadaşlar için bu hatayı sürekli söylemem komik kaçabilir ama gerçekten çok görüyorum bu hatayı. Yani hemen şuradaki voltaja 1K çarpı 1 miliamper eşittir 1 volt diye veriyor öğrencilerimiz ki bu yanlış. Bu tehlikeli bir hata. Peki o zaman burada bir Kirchhoff'un voltaj kanunu yapmak tehlikeli çünkü şuradaki voltajı bilmediğim için ekstra bir bana değişken katacak. Ama şunun ID olduğunu biliyorum. Ve baktığım zaman esasında şuradaki akımın şurada bir düğüm gerilim yaptığım zaman IG artı ID'nin artı 1 miliamperin sıfır olduğunu görebiliyorum. Yani şu noktaya giren akımlar IG'ye giriyor, ID'ye giriyor ve 1 miliamper giriyor. Bunlar sıfır. Daha tahmine başlamadan bunu gördüm zaten. IG'nin sıfır olduğunu biliyorum. Çünkü transistör şeyde MOSFET'te bu hep sıfırdı. O zaman ID ne oldu? Eksi 1 miliamper oldu. Aa, ID negatif. Bu bir zener diyot. Zener diyotta akım ne zaman negatif olur? Zenerde ise. Demek ki diyot zenerde. Bu kesin. Çünkü ID küçüktür sıfır. Başka ID'nin negatif olduğu bir durum yok. Yani model anlamda ve kapalı durumda da çok küçük bir akım var ama o eksi IC seviyesinde ona girmeyelim. Yani model anlamda ID'nin negatif olduğu başka bir durum yok. O zaman buradaki diyot zener bölgesinde. Zener bölgesindeyse o zaman hemen şunu anlayalım. Burada bir VD var değil mi? VD neymiş demek ki? Eksi VZ'ymiş. O da eşittir. Eksi 6 voltmuş. Peki VD ne? Pozitiften negatife. 0 eksi V-gate. Şu noktanın voltajının V-gate olduğunu söyledim. Neye göre bu noktanın voltajı? Tabii ki toprağa göre voltaj. Çünkü tek noktanın voltajı olmaz. VD ne? 0 eksi V-gate. Pozitiften negatife. Eşittir neymiş? Eksi 6 voltmuş. Yani V-gate oldu sana 6 volt. Soru bundan sonra çok basit. Çünkü deminki sorunun, yani bir önceki videoda çözdüğümüz sorunun aynısı, sadece PMOS oldu. İsterseniz hemen yapalım yine. Yine bir ne diyelim? Doyum tahmini diyelim. Bu durumda ne olacaktı? Gate'de açık. Ne gate'i ya? Source'da açık. Drain'de kapalı diyecektik. Source'da açık olması VSG büyük eşittir VTN. Drain'de kapalı olması ve DG küçüktür VTP mutlak değer. VTN nereden çıktı? VTP ve mutlak değer. Bunları biliyoruz. Ve formülümüz ne? ISD eşittir 1 bölü 2 KP ve SG eksi mutlak değer VTP'nin karesi. Bakalım. ISD eşittir 1 bölü 2 KP'ne 1 mili.
VSG ne? VS'yi bilmiyorum. Eksi V gate ne? V gate 6. Eksi VTP ne? VTP 1. Rin karesi. ISD ne peki? ISD'yi VS cinsinden yazmam lazım. VS yukarıda artık onu biliyorum. Şurası 12 volt muydu ya? Burası kaçtı ya? Burayı yazmamışız. Oh, burayı yazmamışız. Neyse artık. Burayı yazmadıysak bir şey çıkacak burada. ISD şurası kaçtı? 5 midir ki acaba? Ben kesin o. Kesin kesin 12 volttur ya da 10 volttur. Şunu bir bakayım bakayım. Evet. Burak baktım. Burası 10 voltmuş arkadaşlar. Bu durumda ISD ne olacak? 10 volt eksi VS bölü 2K eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 mili çarpı VS eksi 6 eksi 1'in karesi falan filan. Bundan sonrası artık kolay. Çok uzatmayacağım. Çünkü basit bir soru oldu. Yani ortamda zener olması, akım kaynağı olması bizi korkutmasın. Temel anlamda yapacağımız şeyler aynı. Temel devre teorisi mantığında ilerleyeceğiz. Akım kaynağı olunca yani işte çok klasik hatalar yapmayacağız. Standart bildiğimiz devre teorisi problemleri, devre teorisi sistemini uygulayıp problemleri çözmeye devam edeceğiz. Peki arkadaşlar devam edelim. Biraz daha gıcık bir soruyla devam edelim. 3 tane transistör var burada dikkat ederseniz. 2 tane MOSFET, bir tane de bipolar transistör. 3 tane transistör var. Acaba bu transistörlerin böyle cümbüş olduğu bir devreyi biz nasıl çözebiliriz? Yine çok fazla kafayı bulandırmıyoruz, heyecan yapmıyoruz ve standart bildiğimiz yöntemleri uyguluyoruz. 3 transistör demek 3 çarpı 3 çarpı 3 27 tahmin demek. 27 tahmin adamı biraz korkutur tabii. Yani 27 tahminle bir anda böyle boğuşması zordur. Onun için dikkatli davranmamız lazım. 27 tane tahmini pat diye dalarsak yorulacağız yani. Bunu biliyoruz. Şuraya baktığım zaman esasında bu devrenin yani neyse bir kısmı biraz elektronik olarak anlamlı, bir kısmı değil. Şuraya baktığım zaman arkadaşlar burada esasında gate'e böyle kafa kafaya bağlanmış iki transistör görüyorum. Gate'e kafa kafaya bağlanmış transistörler bana şunu ifade etti. Burada akım akmadığı için gate'lerden burada da akım akmıyor. Sanki esasında şu buradaki devre, şöyle bu devre, sanki sağdaki devreden izoleymiş gibi görünüyor. Çünkü akım akmıyor. Yani buradaki devrenin şurada bir voltaj oluşacak. Bu voltajı bir şekilde bu devre oluşturacak. Ve bu voltajı ikisi paylaşacaklar dikkat ederseniz. Hatta bu voltajın oluşumunda şuradaki devrenin de bir katkısı yok. Sanki bu voltaj oraya girişmiş gibi dikkat ederseniz. Çünkü bu voltajı oluşturacak başka bir bağlantı yok bu devreyi de. Sanki burası ile burası birbirinden böyle izoleymiş gibi. Bunu hissedemesek bile devreyi çözerken buna gidecek çünkü. Tahmin yapmaya başlayacağım. Şimdi nasıl bir tahmin yapacağım? Hatırlarsanız neye göre tahmin ediyordum? Şuradaki oka bakıyordum. Bu ok sanki bir diyot olsa diyordum. Değildi de acaba bu diyot açık olur muydu diyordum. Mesela 5 volt diyot, sonra burada kısa devre olmuş, direnç toprak. Aa, açık bu, değil mi? 5 volt diyot, direnç toprak. Bu diyot açık olsa gerek herhalde. O zaman buradaki transistörün de bu durumda doyum ya da lineer olmasını beklerim. Bu T1 diyeyim ben buna. T1 ve T2. T1'in doyum ya da lineer olmasını beklerim. Yani açık bu arkadaş, kapalı değil. Bu T1'in şeyi source'u açık. Yani bunun doyum ya da lineer olmasını beklerim. Neden? Çünkü buradaki oku da sanki yine aynı bipolar transistördeki analoji gibi sanki bu ok bir diyot olsa oradan akım geçer mi gibi düşünüyorum. Yani çok mantıklı değil bu düşüncelerim ama bir şeyler ifade ediyor. Tahmin yaparken bana yardımcı olabiliyor. Bakıyorum hemen bunları anlayalım. Zaten burada KP ve VTP var. Tek bir şey verilmiş. Demek ki iki transistör için de geçerli bu. Ve aynı zamanda P'ler verildiğine göre bunlar zaten PMOS ki zaten bunun PMOS olduğunu ben kendim de anladım. Source Drain Gate ortak dikkat ederseniz. Source Drain Gate akım source'dan drain'e olduğuna göre bu arkadaş nedir? Bir PMOS'tur. Peki bakalım bakalım. Burada akım var. Bu akım IG1. Burada da bir akım var. Bu akım IG2. Burada bir akım var. Buna I1 diyelim. Buradaki akıma da I2 diyelim. I1'in IG1 artı IG2 olduğunu, onun da sıfır olduğunu görebiliyorum direkt olarak. Ve aynı şekilde şuradaki akımda ISD 1 özür dilerim artı
I1'in de I2 olduğunu biliyorum. I1 sıfırsa ISD1'in de I2 olduğunu biliyorum. Ha, demek ki şuradan akan akım esasında şuradan akan akımla aynıymış. Niye? Şuradaki akım ISD akımı çünkü. Bu ISD akımı aynı zamanda yukarıya eşit. Ve şununla toplanacak ama gelen akım sıfır. Öyle olunca bu akım aynen aşağı gidiyor. O zaman iş çok kolay. Bir şey daha var. Bakıyorum. Şimdi bu transistör T1 acaba doyum mu? Yoksa lineer mi? Lineer olması için iki kanalın da açık olması lazım. İki kanal voltajının da VTP'nin mutlak değerinden yüksek olması lazım. Fakat şurada bir gıcıklık var dikkat ederseniz. T1 için gıcıklık değil esasında bir kolaylık bu. T1 için VGD demeyelim. Ne diyelim? Bunun drain'den gate'e doğru diyelim. VDG diyelim. Niye VDG diyelim? Çünkü bu PMOS. Kanal nereden nereye? Source'dan gate'e, drain'den gate'e burada. Ok yönünde. Source'dan gate'e, aynı şekilde drain'den gate'e. VDG'nin sıfır olduğunu görüyorum. Niye? Kısa devre çünkü. Yani bu arkadaş gate ve drain'i birbirine kısa devre yaptığı için VDG sıfır. Yani VDG büyük eşit değil mutlak değer VTP. Yani bu ne demek bu? D kapalı demek. Drain tarafında kanal kapalı. O zaman ne kaldı? Kesim değildir diye düşünüyorum. Çünkü bu akım akacakmış gibi geliyor bana. Doyum o zaman lineer de değil. Çünkü şey değilmiş. Drain kapalıymış. Ne kaldı? Doyum kaldı. Demek ki T1 doyum olacak. Bakın dikkat ederseniz daha T2'ye ve buradaki T3'e daha başlamadım bile. T2'ye T3'e başlamadan T1'in doyum olduğunu gördüm. Yani bu esasında ve bu T1'in analizini yaparken dikkat ederseniz T2 ve T3'e hiçbir ihtiyacım yok. Bu zaten buradaki soldaki devreyle sağdaki devrenin biraz birbirinden izoleymiş gibi olduğunu gösteriyor bana. O zaman devam edeyim. Daha tam adam akıllı tahmin yapmadım. Yani sadece T1'in doyum olduğunu buldum. Diğerlerini bilmiyorum. Bakalım. Ne olması gerekiyor T1'in doyum olması için? PMOS bu. S açık. D kapalı. S'nin açık olması ne demek? VSG büyük eşit mutlak değer VTP. Bunlar 1 olacak tabii çünkü 2 tane transistör var. Drain kapalı ne demek bu? VDG küçüktür mutlak değer VTP ki bunu biz sağladık. VDG çünkü 0. Tamam bunu sağladık. Şu formülümüz ne? ISD 1 eşittir 1 bölü 2 KP ve SG 1 eksi VTP'nin mutlak değerinin karesi. Peki. Öyle olsun. Yazalım o zaman. ISD 1 eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 mili. 4 mili değil mi? Çarpı. VSG ne? S ne? 5. G ne? Bilmiyorum. 5 volt eksi VG. VG1 ile VG2 aynı olduğu için buna VG diyebilirim herhalde. Eksi 1'in karesi. Peki burada IDS ile VG arasında ki VG arasındaki VG ile VD aynı şey dikkat ederseniz bir bağlantı buldum. O zaman başka bir bağlantı daha bulmam lazım. Bu I2'nin ne olduğunu bulmuştum. I2'nin ISD olduğunu bulmuştum. I2 de neye eşit? Şurası V drain eksi 0 bölü 1,5K. V drain ile V gate aynı olduğu için V gate 1 bölü 1,5K. Bunu aldım ve buraya yazdım. Ne oldu o zaman? Şunu şuraya adam akıllı yazayım. V gate 1 bölü 1,5K eşittir 1 bölü 2 çarpı 4 mili çarpı 4 eksi VG'nin karesi. 4 eksi VG'nin karesi. Çünkü VG 1 ile VG2 aynı şey. Buradan denklemi çözmem lazım. VG çarp eşittir. 2 mili çarpı 3 bölü 2K. K ile mili birbirini götürdü. Çarpı 4 eksi VG'nin karesi VG eşittir 3 çarpı 4 eksi VG'nin karesi. Hemen bakıyorum yine VG'ye 3 versem 4 eksi 3 1'in karesi 1 çarpı 3 3 VG 3 tutuyor. Yani VG eşittir 3 demek ki bir kökmüş. Bunu bir yere yazdım kendi kafamda ve devam ediyorum. 3 çarpı VG'nin karesi eksi 8 VG artı 16. Yani ne çıktı? 3 VG kare
Eksi 24, 25 VG artı 48 eşittir 0. 3'e 1, 1'e 48 değildir herhalde. Öyle mi ya? Nasıl oldu şimdi? Şunu 3 yapsak, bunu 12 yapsak, şöyle yapsak 3 olsa 3, 9, 9 ile 12'yi toplarsanız tabii bu 12 değil tabii. Akif düzgün çarp. 16. 16 ile 3 çarparsanız 48 eder. Doğru. Heh. Şimdi ne oldu? 3 şu kök 3 oldu. 3 kere 3 9. 9 artı 16 25 eksi doğru. Her şey doğru. Yani VG1 eşittir 3 volt. VG2 eşittir 16 bölü 3 volt. Hangisi doğru? Nereden bakacağım? VSG büyük eşittir VTN, VTP'nin mutlak değeri ifadesinden bakacağım. Şundan bakacağım. Bakalım bakalım. VS 5 volt eksi VG büyük eşittir 1'den. VG ne olacak? Küçük eşittir 4 volt olacak. VG'nin küçük eşittir 4 olduğu volt olduğu durum bu durum. Çünkü bu 4'ten büyük. Demek ki VG neymiş? 3 voltmuş. Süper. Süper. Daha tahmine başlamadan esasında birinci devreyle alakalı, birinci transistörle alakalı her şeyi buldum. Yani çünkü şunu kontrol ettim. Doğru. Bu da doğru. Zaten bunu bu da doğru. Bu da doğru. Kontrollerimi yaptım. Her şey doğru. Transistörün doyum olması durumundaki iki tane eşitsizliğim var. İkisini de sağladım. Yani esasında bu transistör diğerleri T2, T3 ne olursa olsun bana ne onlardan bu arkadaş doyumda. Tamam. Sıkıntı yok. Şu cepte. Bu bir cepte dursun. Bulduk. Burada ISD'yi bulduk. ISD1'i de bulduk. ISD1'de neymiş? VG bölü 1,5K. VG kaç? 3. O da eşittir 2 miliamper. Tamam, bu dursun cepte. Sıra geldik bu tarafa. Şimdi bakalım bakalım. Şurası hala kaç? Kaç volt burası? 3 volttu değil mi? 3 volt. Ha, VSG'ye baktığım zaman VS 5 volt. Bu da 3 volt. Oo, T2 de açık. Hemen şunu anlayalım. Hocam bu soru biraz zor oldu. Yok ya, zor değil. Hiç zor değil. Hiç değil. Hepsi basit. Hiç problem yok. Şimdi bakalım. VS2 5 volt ve Vgate 2 Vgate eşit zaten. O da eşittir 3 volttan. İkisine baktığım zaman VSG büyük eşittir. Mutlak değer VTP sağlanıyor. Yani ne? T2'deki source açık. Bu durumda ne olacak? Ya doyum olacak ya lineer olacak. Ya doyum ya lineer. Tamam. Güzel. En azından açık olduğunu biliyorum. Kesin değil. T3'e bakayım. Şimdi bu T2 açıksa buradan bir akım akıyor. Bunu anladık artık. Değil mi? Akım akacak. Şuradaki diyota bakacağım. Geldi. Ha, burada da bir kısa devre varmış. Akım akıyor. Diyot üstünden akar ve toprağa gider. Akar mı? Akar. O zaman bu diyot açık mıdır? Açıktır. T3 bence açık. Bence açık. T3'ün emiteri açık. T3'ün emiteri açıksa ne olur bu arkadaş? Ya doyum olur ya ileri aktif olur. Bakalım bakalım. Yalnız T3'te de bir gıcıklık var. Hemen şunu bir yerleştirelim. Emiter, kolektör ve ne bu? Base. Baktığım zaman bu da bir NPN. Bunu herkes görebiliyor herhalde. Söylemeye gerek yok herhalde bunu. NPN. Baktığım zaman arkadaşlar bakıyorum. VBC'ye bakıyorum. VBC'ye bakıyorum. Çünkü NPN olduğu için P'den N'ye bakacağım. VBC'nin 0 volt olduğunu görüyorum. Niye kısa devre? Çok net. Aa, bu durumda doyum olamaz. Çünkü doyumda ne olacaktı? VBC 0'ydı olacaktı. Ne olması lazım? VBC 0 ve 0.7 volttan küçük. O zaman bu arkadaş ne? İleri aktif. Ha, demek bu ileri aktifmiş. Tamam, eyvallah. Bunun ileri aktif olması gerekiyor. İleri aktifliğin koşulu neydi? İşte şu taraf 0.7 olacak, bu taraf 0.7'den küçük olacak ya, bunu sağladım zaten. Bir de ne olacak? I-base'in 0'dan büyük olması lazım. Onu bulmam lazım. Onu da bulursam tamam. Yırttık. Peki. O zaman mecbur şu arkadaş için formülümü yazayım. I-S-D-2 eşittir 1 bölü 2 K-P VSG2 eksi VTP'nin mutlak değerinin karesi. O da eşittir. 1 bölü 2. KP ne? 4 mili.
VSG ne? A, VS'yi biliyorum. VG'yi de biliyorum. A, ne kadar kolay. 2 eksi 1'in karesi. A, ne kadar kolay. 1'in karesi. A, 2 miliamper. Buradan 2 miliamper kurulmuş zaten. Ne kadar iyi. Hiç problem yok. Çok güzel. Peki 2 miliamper akıyormuş ama bakalım bakalım. Şimdi artık böyle düğüm gerilimi, voltaj kanunu, işte hangisi kolayıma gelirse oradan buldum mu yürüyorum, yapacak bir şey yok. Şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. VBE'nin ileri aktif dedim ya. İleri aktif olduğuna göre VBE 0,7 olması lazım değil mi? 0,7 olması lazım. Bu da ne? V base eksi V emiter. V emiter de 0. Bu durumda V base ne oldu? 0,7 volt oldu. Şuradaki direnç üstünden bir akım akıyor. Bu akım ISD2 değil mi? O zaman ona bakayım bakayım. ISD2 eşittir. Bu ne? V drain 2 eksi. Bu ne? V kolektör, ki o da zaten V base'e eşit değil mi? Şurası V kolektör, aynı zamanda V base eşit değil mi? Bölü 1K. O da eşittir ne? 2 miliamper. Peki bu durumda şu arkadaş kaç? 0,7. 2 miliamper ile 1K'yı çarp 2. 0,7'yi de karşıya atarsan ne olur? V drain 2 2,7 volt olur. Peki öyle olsun bakalım. V drain 2 2,7 volt olsun. Neyi kontrol etmem lazım? Şu arkadaş baktım. Ben buna doyum demiştim değil mi? Doyuma da lineer olabilir. Doyum tahmini yaptığım için şu formülü koydum. Özür dilerim. Doyum tahmini yaptığım için doyum olsa. Doyum olsun. Olsun dedim tek. Bu bir tahmin. Doyumsa bunun ne olması gerekiyor? Drain tarafından kapalı olması gerekiyor. Yani VDG'nin küçüktür mutlak değer VTP olması gerekiyor. Bakalım doğru mu? VDG'ye bakalım bakalım. VDG2'ye bakalım bakalım. VD ne? 2,7 volt. Eksi. Vgate ne? Vgate'i biliyorum. 3 volt. Küçük mü mutlak değer eksi birden? Doğru. Demek ki neymiş? T2 doyummuş. T2'nin doyum kontrolünü tahmin yaptım işte. Doyum oldun. Doyum olsa dedim. Şurayı söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim. Doyum olsa diyerek şu formülü yazdım. Ve buna göre soruyu çözdüm. Ve T2 gerçekten doyum çıktı. Sıkıntı yok. Ne kaldı geriye? Sadece şu kaldı. Bir tek bunu kontrol etmedim. Bunu da kontrol edersem problem bitti. Buna bakmam lazım. Nereden bakacağım buna? Base akımı nereden bulacağım? Aa, bakıyorum ki şuradaki ISD 2'ye ayrılıyor. Bu ne? I base. Bu ne? I kolektör. Yani esasında ISD2'nin I base artı I kolektör olduğunu, I base ve I kolektörün toplamının da I emiter olduğunu biliyorum. O da neymiş? 2 miliampermiş. Eğer bu arkadaş ileri aktifte ise bu durumda I base ne olur? I emiter bölü beta artı 1. Beta 99 muydu? Neydi? Neydi beta? Hiç yazmadık mı betayı? Hiç yazmadık mı betayı? Beta 99. Ha. Beta 99'muş. Demek ki o zaman ne olacak bu da? 0,02 miliamper olacak. Büyük mü sıfırdan? O da tamam. Kontrol. Biraz böyle paldır küldür çözdük bunu. Yani en baştan şu olsun, bu olsun, bu olsun diye çözmedik. Neden öyle çözmedik? Çünkü 27 tane tahmin vardı, ihtimal vardı. 27 ihtimal biraz gözümüzü korkuttu. Ve şu sol taraftaki devrenin de sanki sağ taraftan bağımsız olacağını düşünerek sol tarafa konsantre olunca sol tarafın doyum olduğu çıt çıktı. Sol taraf bitince 3 çarpı 3 esasında 9 ihtimal var. Ve buradaki arkadaşa şöyle bu sol tarafına göre buraya baktık. Doyum tahmini MOSFET'te daha kolay oluyor denklemsel anlamda. Ve KN'lerde küçük olduğu için KN çarpı işte direnç değerleri işte şuradaki arkadaştan korkunç büyük olmuyorsa doyum tahminini yapmak daha mantıklı MOSFET'te. Biliyoruz bunu. Bundan yani bu bir tabii tahmin tekniği yani tutmayabilir her zaman. Bundan dolayı T2'ye de doyum yaptığımız zaman tabiri caizse çorap söküğü gibi geldi. Yani böyle şu olsun bu olsun bu olsun diye düşünmeden çorap söküğü gibi soru geliverdi. 27 tahminli bir soru kolay bir şekilde çözülüverdi. Şu gate'le ya da base'le işte drain'in ya da kolektörün birbirine bağlandığı durumlar elektronik devrelerde kullanılıyor. Bunlarla alakalı gerçek uygulamalar göreceğiz.
Ve bu gerçek uygulamalar için de bu da bir örneğimsi gibi olmuş olsun. Gözümüzü korkuttuğumuz kadar değil, biraz dikkatli baktığımız zaman bu sorular da kolay bir şekilde geliyor.